Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ASRock'ın G150 isimli powerbank'ini beraber inceleyeceğiz. Bu powerbank pek çok artı özellikle birlikte geliyor. Hemen incelememizin başında söyleyelim. Bu PD özellikli bir powerbank arkadaşlar. PD ne demek? Yani bununla laptopunuzu, el konsolunuzu rahat bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bunun yanında tabii ki akıllı telefonunuzu, kulaklığınızı, saatinizi vesaire de rahat bir şekilde şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu powerbank'in şöyle bir güzelliği var. Burada bakın yanında şöyle bir soket de geliyor. Bu soketi direkt olarak şuraya yerleştiriyorsunuz ve powerbank'in direkt olarak evinizdeki 220 volt fizi takarak şarj etmeye başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani ekstradan bir kablo kullanmanıza vesaire gerek yok. Bir diğer güzel özellik ise bakın hemen şurada bir tanesi Lightning, bir tanesi Tip C olmak üzere 2 adet de kablomuz var. Bunlar da yine powerbank'imizin üzerinde geliyor ve bunları da şöyle yuvalarına rahat bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz ve yanınızda ekstra bir kablo taşımanıza da gerek kalmıyor. Ayrıca kablo kirliliğini de engellemiş oluyor bu powerbank. Bununla arkadaşlar aynı anda 4 cihazı birden şarj edebiliyorsunuz. Zaten kutunun üzerinde de yazdığı üzere bu 22,5 wattlık bir güce sahip ve 15.000 miliamperlik de kapasitesi var. Bu açıdan baktığımızda aynı anda 4 cihazı rahat bir şekilde şarj edeceğini söyleyebiliriz zaten. Nedir? Şurada bir adet pili çıkışımız var. C şeklinde. Buradan direkt olarak el konsolumuzu ya da bilgisayarımızı şarj edebiliyoruz. Onun hemen üzerinde bir USB girişimiz var. Buradan dilersek akıllı saatimizi, dilersek telefonumuzu ya da tabletimizi şarj edebiliriz. Burada tip C girişiyle herhangi bir tip C girişine sahip bu kablosuz kulaklık olabilir, telefon olabilir, şarj edebiliriz. Ve burada da bir Lightning girişimiz var. Biliyorsunuz artık iPhone da tip C'ye geçti ama yine de 15 öncesindeki modellerde Lightning kullanılıyor. Dolayısıyla buradaki bu Lightning ile de herhangi bir iPhone modelini 15 serisi hariç ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Rahat bir şekilde şarj edebilirsiniz. Bu powerbank'in en çok hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi de içerisinde bir koruma devresine yer verilmiş olması. Günümüzde powerbank modellerinin birçoğunda koruma devresine yer verilmiyor arkadaşlar. Koruma devresi derken bu noktada cihazlarımızın korunmasından bahsediyoruz. Gerçekten önemli bir özellik. Çoğu powerbank'te olmamasına rağmen burada ASRock bu modelinde bu özelliğe yer vermiş. Genel olarak powerbank'imizin taşınabilirliği güzel. Dediğim gibi burada kendi içerisinde kabloların olması ve bu kablolar için ayrı bir panel konulması gizlenmesi açısından güzel olmuş. Yani şu şekilde taşıdığınız zaman herhangi bir kablo kalabalığı oluşmuyor arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz bir powerbank'i taşıdığınızda yanınızda bir de kabloları taşımak zorunda kalıyorsunuz. Ya da kabloyu powerbank'e sarıyorsunuz vesaire. Bunlar da çok hoş görüntüler ortaya çıkarmıyor dolaylı olarak. Ama burada dediğim gibi gayet hoş, zarif bir tasarım çizgisi bizleri karşılıyor. Son olarak söylemek istediğim şey şu arkadaşlar. Bu powerbank'te LED gösterge paneli de var. Yani powerbank'in şarjının ne kadar kaldığını rahat bir şekilde şuradaki LED panelimizden biz ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Görebiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir özellik. Mesela şu anda açtım. %57 oranında powerbank'imiz doluymuş. Çoğu powerbank'te bir gösterge yer almıyor ya da LED göstergeler yer alıyor. Yani 5-6 tane LED nokta koyuyorlar. O şekilde gösteriliyor. Ama bu şekilde gösterilmesi gerçekten güzel artı bir özellik olmuş arkadaşlar. Toparlamamız gerekirse PD özellikli bir şarj aleti olması son derece önemli. Çünkü laptopumuzu vesaire de şarj edebiliyoruz. Bu bence çok 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 önemli bir artı arkadaşlar. Günümüzde artık biliyorsunuz pek çok iş odaklı laptoplar, hatta bunlara Ultrabook serileri vesaire de diyebiliriz. Hepsi tip C ile geliyor. Dolayısıyla bu noktadan baktığımız zaman PD özellikli olması laptoplarımızı da şarj etmesi açısından önemli. Atıyorum Mac kullanıyorsunuzdur. Nedir? Bir uçakta şarjınız biter vesaire. Hemen buradan taktığınız zaman arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Mac'inizi rahat bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Tabii ki yeni nesil Mac'lerden bahsediyorum burada. Evet. Koruma devresinin olması önemli dedik. LED göstergesinin olması çok güzel dedik. Ve bir de şu soketle gelmesi gerçekten çok iyi. Bunu hemen ne yapıyoruz? Buradan yerleştirerek şöyle ters koydum. Hemen şöyle düzelteyim. Yerleştirerek ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Bunu 220 volt üzerinden rahat bir şekilde şarj edebiliyoruz. Atıyorum yurt dışına gittiniz. Yurt dışında tabii ki bu iş geçerli değil. Hemen şunu şöyle çevirerek bakın. Yurt dışında da bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani her türlü şeyi düşünmüş adamlar gerçekten. Tebrik etmek gerekiyor. Evet, eğer şu sıralar iyi özellikli bir powerbank bakıyorsanız mutlaka ASRock'ın G150 modelini de deneyimlemeniz, bir gidip bakmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Benim hoşuma giden bir powerbank oldu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Tabii ki günün sonunda siz bilirsiniz. Peki bu özellikleri bizlere sunan bu powerbank fiyatı ne kadar? Halihazırda internete baktığın zaman ortalama olarak 2100-2200 Türk lirasına bu powerbank'i satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Birçok güzel özelliği var. Dediğim gibi PD olması da önemli bir artı. Normalde PD olmasa belki bu fiyat yarı yarıya inecekti. Tabii ki bir
de içerisinde koruma ünitesi var. Bu da önemli bir artı. Çoğu powerbank'te bunlar olmuyor arkadaşlar. Cihazlarınıza önem veriyorsunuz ki artık günümüzde bir bilgisayar, bir telefon ufak bir servet parası. Dolayısıyla burada hani 3'e 5'e çok fazla bakmamak gerekiyor. Eğer bu powerbank hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.